Kötü bir hafta. Çok net önce bu tarifi yapmak lazım. Cumartesi günü Göztepe maçıyla başlayan, Perşembe günü Makedonya'da Vardar karşısında alınan skor, arkasından bugünkü kaybettiğimiz 2 puan daha. 3 maçın totaline bakıldığı zaman neredeyse topun oyunda kaldığı sürenin %70-70'ler civarında top bizde kalmış. Yani 20-22 civarında net gol pozisyonu. 50-55 civarında 3 maçta yani 50 civarında şut, 75-80 civarında orta. Ancak elde var 2 puan ve tur içinde sıkıntılı bir sonuç. Hakikaten kötü bir haftaydı. Umarım son budur. Diğer taraftan maçla ilgili birkaç bir şey söylemek gerekirse de 43 dakika top oyunda kaldı. Yani Trabzonspor'un gerçekten hani son bu 2 hafta için söylemek lazım, lige başlangıç haftası, eksik ayrılmaması sahadan enteresan bir durum. Geçen haftaki maç, bu haftaki maç yan yana getirildiği zaman 28 tane faul, verilen faul, verilmeyenleri çok dimdik bir hakem vardı bugün, onu da söylemek lazım tabii, tebrik ederim. Verilmeyenleri saymıyorum. 43 dakika oyunda kaldı. Bu 43 dakikaya zaman zaman inişler olmasına rağmen oyunda çok şey sığdırmaya çalıştık. Maçı son ana kadar isteyen bir grup vardı ama olmadı. Yapacak da bir şey yok. Oyunla ilgili çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Tabii ki özellikle son cümle olarak da sorulardan evvel. Bu sıkıntılı haftanın bir şekilde bitmiş olmasını temenni ediyorum tabii ki. 6 tane şut var, 1 tane kaleyi tutan şut var, kaleye gelen şut var ve 2 gol var. Aynı şekilde Göztepe maçıydı ama bu dönem dönem olan şeyler. Bundan evvel karşılaşmada da maça baktıktan sonra, özellikle oyuna baktıktan sonra, gelişmelere baktıktan sonra, tavırına baktıktan sonra, neler yapılmak istediğine baktıktan sonraki yorumum buydu. Ancak şunu çok çok net bir şekilde görüyorum. Yani orta sahadaki oyuncuların şutu ya da benzeri şeylerden ziyade bütün olay halini görüyorum ben olayı. Hep onu söylemeye çalışıyorum. Sağ bekinden, sol bekinden, stoperlerinden, orta saha oyuncuları bütün olarak hücum etmeye çalışan bir takımız. Top bizdeyken, esas itibariyle top rakibe geçtiği andan itibaren de bütün olarak karşı koymaya çalışıyoruz. Ama biraz özellikle dönemsel olarak tekrar oraya geleceğim. Sıkıntılı bir dönem olduğu bir gerçek. Aşma iradesi var mı? Çok net bir şekilde gözüküyor. Aşma iradesine çok yüksek, yani çok isteyen bir grup var. Çok da kapasiteli bir grup var. Sadece şimdi artık Giuliano'nun da takıma katılmasıyla, Soldado'nun da katılmasıyla özellikle ikinci yarıda gerçekten farklarını ortaya koydular. Yani özellikle topu dokunuşları, pozisyon alışları, hareketlenmeleri çok faydalı olacak gözüküyorlar hücum anlamında. Biraz evvel saydığım, 3 maçtaki saydığım oranları yakalayıp bunu maç çevirecek hale getirme ihtimalini çok net bir şekilde bana gösteriyorlar. Diliyorum da aynı şekilde olur. Yani çok fazla ilave edeceğim bir şey yok. 6 tane gol yedik dediğim gibi. Son 3 maçta 6 gol yedik. Yani esas itibariyle yediğimiz 6 golün hemen hemen 6'sı da ilk golle dahil olmak üzere buna. Ciddi bir pozisyon hatasıydı o. Ciddi hatalardan oldu. Şimdi Volkan'la ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok. 15 yıldır Fenerbahçe takımının kalesini koruyor. 16. yılı. Milli takımın kalesini korumuş. Kapasitesi belli bir oyuncu. Bu hataları geçen sefer takım için söylediğim, sezon itibariyle takım için söylediğim şeyi Volkan için de söyleyebilirim. Sezon içindeki basit hata oranı esas itibariyle onu buraya taşıyan az olması, basit hata oranının az olması, onu buraya taşıyan milli takım kalesinde, Fenerbahçe kalesinde taşıyan etkenlerden bir tanesi. Dönem onun için de şanssız bir dönem. Onun şanssızlığı aynı zamanda bizim de şanssızlığımız. Ama öbür taraftan sadece Volkan açısından değil, bir maç önce Kameni oynadı kalede, Carlos oynadı. Aynı şey başımıza geldi. Dolayısıyla bütün olarak Volkan'a dahil olmak üzere bütün olarak bunu aşacağız. Bu irade var, bu yetenek de var, bu kalite de var. Bu dönemi özellikle milli takım arasına kadarki dönemi çok net bir şekilde sıkıntılı bir dönem olarak görüyorum. Bunun geçeceğini de çok net bir şekilde biliyorum. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Yani bu camianın çocuğu Volkan. Bu camiayı büyüten de bu tribünler. Zaman zaman tatsızlıklar olacaktır. Zaman zaman birbirimize karşı duygularımızla gidiş gelişler olacaktır. Ama esas itibariyle hepimizin amacı Fenerbahçe. Önce işimizi yapmak, sonra Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Volkan da bunlardan bir tanesi. Toparlayacaktır, mutlaka toparlayacaktır. Çünkü o kaliteye hem karakteristik olarak hem de futbol karakteri olarak sahip bir oyuncu olarak görüyorum. 15 yıl bir takımın, Fenerbahçe gibi bir takım kalesinde olmak zaten başlı başına bir kalite göstergesidir. Bu dönemi bir şanslı dönem olarak.
Şimdi hocanın yorumundan yola çıkarak söylemeyeyim ama bana pek doğal gelmiyor bu şu oyun. Yani geçen haftaki oyun da bu haftaki de çok doğal gelmiyor. Tabii ki taktik faul var bu işin içinde. Bu kadar 7-8 adamla hücum etmeye çalışırken diğer taraftan da dönüşleri de kontrol edemenin çarelerinden bir tanesi de yakına, rakibe özellikle bağlantı oyuncusuna çok yakın olmak ve temasa geçmek. Bu biraz temasın ötesinde bir durum. Katılıyorum. Tabii ki sertlik derecesinin artmasında fayda var, temasın artmasında fayda var ama bunlar biraz şeyini aşıyor. Birinci bölüm bu. Katılmıyorum. Açıkçası aynı fikirde değilim. Brief almadık. Onu da söyleyeyim. İkinci bölüm, daha doğrusu sorunuzun birinci bölümü. Aynen öyle. Hayatım bu şekilde geçiyor. Ama bu sefer işin biraz daha zor olduğunu biliyorum. Gelirken de bunun farkındaydım. Sabrın, anlayışın olmadığı demeyeyim ama çok azaldığı bir yerde olduğumu biliyorum. İşimizin geçen seferleri oranla ve da sadece kendi adıma değil, bulunduğum dönem değil, çalışan antrenörleri oranla daha da zor olduğunu biliyorum. Çünkü camia 3 senedir şampiyonluktan uzak, çok istiyor. Sadece şampiyonluktan uzak değil, aynı zamanda biraz genel olarak ilgiden de uzak gibi de gözüküyor. Bütün bunları derleyip toparlamak, oyuncuların bir taraftan oyunculara gelirsek özgüven son derece düşük. Yani maçların yani gidiş gelişlerinde de çok net belli oluyor. Ama bütün bunları benim gördüğüm bugünkü özellikle maçla beraber yaşıyorum oyuncularla. Hemen hemen 24 saat kafamda ne yapabiliriz diye düşünme var. Nasıl bir adım daha öne çıkarız diye düşünme var ki bunu yapacağız bir şekilde. Yani vahim bir akıl sağlığımı yitirmezsem ya da oyuncu grubunda vahim bir hata olmazsa, yönetim vahim bir hata yapmazsa bunu bir şekilde düzelteceğiz. Çünkü bugünkü maçla beraber çok net bir ışık gözüküyor. Çok net, kaliteli, çok isteyen bir grup var. En azından kendi alanımızda saha dışında ne olur bilmiyorum. Çünkü son iki senedir Fenerbahçe saha dışında da çok sıkıntılar yaşıyor. Çok net gözüküyor. Hani bugünkü maça gelerek söylemeyeceğim bunu. Çok net gözüküyor. Saha dışında ne yaşanır bilmiyorum. Ama öbür taraftan takımdaki kalite ışığını, oynama ışığını, kazanma ışığını çok net bir şekilde görüyorum. Bunu bir şekilde formüle edecek, destekleyecek hamleleri yavaş yavaş, ağır bir şekilde yapacağız. Ama son derece oturan bir şekilde olacak. Çok kuvvetli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Bugünkü görüntü biraz da rahat olmamın temel nedenlerinden bir tanesi bu. Dediğiniz gibi hayatım böyle geçiyor ama tarzım bu, hayatım bu. Onaracağız, düzelteceğiz, düzeltmeleri yapa yapa gideceğiz. Sonunda da inanıyorum ki çok büyük bir aksilik olmazsa dediğim gibi yani bütün yani sağ, en azından bizim kendi grubumuz adına söyleyeyim. Şampiyon olacak bir kadro var burada. Şampiyon da olacağız, öyle gözüküyor. Az evvel anlattım aslında hikayeyi. Var tabii ki daha çok çalışarak, daha doğruları yaparak, biraz artık skora doğru giderek, biraz daha kadroyu tamamlayarak demek lazım bunu. Özellikle ön tarafımızı biraz daha tamamlayarak bunu aşacağız. Bir, ikincisi şöyle bir şey var. Biraz evvelki sorunun da aslında bir tarafıydı bu. Bu sezon birbirine yakın takım sayısı, şimdi bir kere 4 büyük direkt şampiyonluk. Başakşehir buna eklemlendi son birkaç yıldır yaptığı ataklarla ve bu sene yaptığı transferlerle. Antalya Spor çok istiyor gibi gözüküyor. Bir iki tane daha takım var çok yakın ve puan dağılımı çok fazla olacak. Yani ligin içindeki 5-6 maçlık bir seri, 4-5 maçlık bir seri bir anda bir takımı çok fazla bir anda ileriye doğru atıp bir takımı da çok da geriye çekebilir. Çok şey olacak gibi gözüküyor. Puan dağılımı bu sene biraz daha yayılacak gibi gözüküyor. Esas itibariyle bu dönemi yani takımda oynama ihtimali yüksek ana oyuncuların gelişinde sıkıntı yaşamadan biraz daha yani en azından Göztepe ya da bu maçlardan bir tanesini galibiyete çevirebilseydik bu söylediklerimi şey yapabilmek daha kolay olacaktı. Ama esas itibariyle şunu görüyorum ya da görünen bir şey var ki puan dağılımı bu sene sadece bizim adımıza değil bütün takımlar için fazla olacak gibi gözüküyor. Şu anda daha uyumlu olduğunu düşündüm. Birbirle daha fazla beraber olmuş geçmişten beri. Aynı zamanda da antrenmanlarda daha fazla beraber olduğumuz, en azından kurduğumuz setleri uygulayabileceğini düşündüğümüz kadroyla. Çünkü daha hazır bir takım vardı karşımızda. Dolayısıyla özellikle maçın ilk bölümünü bu şekilde kurgulamaya çalıştım. Tabii ki maçtan sonra insan bir sürü değerlendirme yapıyor, başka bir şey. Ama öbür taraftan da yani şimdi bu konuya girdiğim zaman çıkamayacağımı bildiğim için fazla değinmek istemiyorum. Yani ülkemizdeki futbol
yani bu saçma sapan işlerle dönüyor. Yani özellikle yorum anlamında. Yani o onunla oynar mı, bununla oynar mı, şununla bu. Yani bu böyle değil. Futbol denen şey bugünkü oyunda maalesef böyle değil. Ama biz hala buralarda bu mücadeleyi veriyoruz. O nedenle fazla girmeden çıkayım bu konudan. Bu takım son derece güçlü bir takım. Son derece, yani ışıltıları bugünkü maçın özellikle son bölümünde, ikinci yarısındaki bölümde, aslında biraz da cevabını da vermiş oluyorum bununla beraber. İkinci yarısındaki bölümde ışıltılar çok gözüküyor. Çok net bir şekilde skora çok daha kolay gidebilecek bir takıma doğru gidecek Fenerbahçe. Öyle gözüküyor.